bir kere iki şeyi birbirinden ayıralım. Bütün dünya bunu yapıyor çünkü. İki şeyi birbirinden ayırarak yapıyor. Bir tanesi şirketleri ayakta tutmak lazım. Ama ben niye şirketleri ayakta tutayım? Sizde ne? Sizde ne? Bir şirketin karından, batmasından, çıkmasından size ne? Vatandaşa ne? Bize ne? Bize olan şu. Orada çalışan insanlar işsiz kalmasın. Kapının önüne koymasın. Ücretsiz izne çıkarılmasın. O evlere aş gitmeye devam etsin diye bunlara biz destek veriyoruz ve vermeliyiz. Yoksa bizde ne onların karından ya? Karlarını bize mi veriyorlardı da şimdi biz onlara destek olalım? Bu yüzden destek veriyoruz. Birincisi bu. Ama öbür tarafta ikinci bir grup daha var. Bütün dünya o ikinci grubu görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler o grubu görmüyorlar. Halk bu ülkede çok geniş bir grup var. Çok zorda gruplar var. Onlara doğrudan destek sistemleri kurmamız lazım. Hala biz sadece şirketler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Yani bunu devletin vatandaşına sahip çıkının göstermesi gerekir. Mutlaka ve mutlaka. Ben size basit bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aylık geliri kişi başına aylık geliri 527 liranın altında olan, bakın 527 liranın altında olan 6 milyon 322 bin kişi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bir daha 6 söyler milyon misiniz? 527 liranın altında. 6 milyon 322 bin kişi var. Korkunç bir Yani rakam. bu üstelik 2018 rakamı, 2018 rakamı diyorum size bu. Bugün daha mı fazladır yani? 2019 krizi geldi. Devlet bize diyor ki TÜİK'in resmi verisi 658 bin kişi işten çıkarıldı 2019'da. İşsiz sayısı 932 bin arttı çünkü gençler de geliyor ya. Ben size daha başka bir rakam vereyim. Bütün bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verisi. Ayda 741 liranın altında 11 milyon kişi var. Ayda kişi başına 885 lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Asgari ücreti aldığınızda zaten evde 4 kişi varsa zaten bunun altında kalıyorsunuz. Ayda 885 liranın altında kişi başına geliri olan 17 milyon kişi var. Tam sayı 16 milyon 888 bin kişi. Yani 17 milyon kişi. Bunları devletin kurumu TÜİK söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi bu vatandaşlar asgari ücret bir kişi 2300 lira neti bölün 4'e 4'e bölün zaten ne çıktığı meydanda. Dolayısıyla şimdi bu insanlar üstelik de hani asgari ücret üzerinden gitmemiz lazım. Bu rakamlar o yüzden daha büyük. Türkiye'de her çalışan 3 kişiden biri kayıt dışı. Yani o insanlar işsizlik ödeneğinden veya kısa dönemli çalışma ödeneklerinden yararlanamazlar. O insanlar ücretsiz işten çıkarılıyorlar. Ücretsiz izinlere gönderiliyorlar şu anda. Bizim devlet olarak evet şirketleri bir yandan ayakta tutmamız lazım. İşçi çıkarmaması koşuluyla. Kimse kusura bakmasın. İşten eleman çıkaranlara ben bankalardan kredi ötelemesi yok hazineden kamu bankalarından bilmem ne verilmesine taraftar değilim. Eğer işten eleman çıkarmayacaklarsa tamam. O zaman ikinci bir şey daha yapmamız lazım. Biz ekonomide buna helikopter para ya da paraşüt para deriz. Bu demin size söylediğim ki bunlar yaklaşık olarak 5 milyon hane demek. 5 milyon haneye bizim paraşüt para vermemiz lazım. Ne Yani demek o? paraşüt para şu demek. Hiç karşılık beklemeden size bir para veriyorum. Hibe. Hibe ediyorum. Bu parayı size veriyorum. Bunu ben 1000 lirayla 1500 lira arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Hibe para her ay bunlara 1000 lirayla 1500 lirasını para. Şimdi diyeceksiniz ki 1000 lira 1500 lira yetmez. Biliyorum. Ama ikinci bir şey daha yapması lazım devletimizin. O da şu. Bu hanelere
Bunlar şimdi sokağa çıkamıyorlar. Bunlar esnaftı, el arabasında bir şey yapıyordu, köşede portakal satıyordu, küçük esnaftı falan falan. Bir kişi evi geçindiriyordu, kayıt dışı sigortasız çalışıyordu. Şimdi bunlara 1000 lira, 1500 lira civarı bir aylık para vermemiz lazım. Kaynak nereden derseniz hemen onu da sonra söylerim. Ama önce ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. 1000-1500 lira her ay bir para vermemiz lazım. Paraşüt gökten bunlara vermemiz lazım. Kriz bitene kadar, yani bu korona kontrol altına alınana kadar. İkinci bir şey daha yapmamız lazım. Bunların temel ihtiyaçları, yiyecekleri temel ihtiyaçları için bunlara karne vermemiz lazım. Yani nasıl o patates, soğanda belli marketlerden bunlar düşük fiyatlarla satıldıysa, devletin demesi lazım ki şu 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 marketlerden şu gelirin altındaki vatandaşlar gidecekler. Onlara verdiğim karneyle patatesini, soğanını, domatesini, peynirini, kişi başı ne kadarsa o, kaç liraysa verecek ve alacak. Her ay kişi başı protein ihtiyacını, gıda ihtiyacını hesap. Üçüncü bir şey daha yapmamız lazım. Bazı belediyeler başladı, özellikle İstanbul, Ankara gibi, İzmir gibi CHP'li belediyelerde görüyorum. AKP'li belediyeler görmedim ama varsa onlar da kusura bakmasınlar. Parti ayrımı yapmadan söyleyelim. Hı hı. Su gibi, elektrik, su, doğalgaz ve bu dört, yani elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçları kişi başı bir kota belirlememiz lazım. İnsanlara ellerini yıka diyorsunuz. Sonra bunun parasını istememiz lazım. Evet, kişi başı bir kota belirleyeceğiz. Bir kişi başına ne kadar elektrik tüketilir? Doğalgaz daha soğuk. Ne kadar doğalgaz tüketilir? Ne kadar tüketilir? Bunun parasını almamız lazım. Aşan için almamız lazım. Bir de son bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Buyurun. Bir de evden eğitime geçtiniz, EBA'ya geçtiniz. İnternet parası almamanız lazım. Sıfır almanız lazım. Bu insanlar bu paraları nasıl ödeyecekler dostlarım? Gerçekçi olmamız lazım. Buyurun. Emin Bey, iktidar bunu parası olmadığı için, kaynakları kısıtlı olduğu için mi yapmıyor? Öncelikleri başka olduğu için mi yapmıyor? Ne? Öncelikleri başka olduğu için. Öncelikleri zenginler olduğu için. Öncelikleri şirketler olduğu için. Peki yani bugüne kadar açıkladığı tedbirlerde bu saydığınız, tamamlayayım lütfen. Bu saydığınız düşük gelir grubundaki insanlar için hiç mi bir şey yapılmadı? Şu anki paketin içinde bunlar yoklar. Yani bunlar yok da yani o insanlar için hiç mi bir şey yapılmadı? Bir adım atılmadı mı? Hep zenginler, parası olanlar, büyük şirketler, bütün tedbirler onlar için mi? Korona için açıklanan tedbirler, onlar için. Yoksullar için bize söylenen tek şey 2 milyon zaten devletten destek alanlara destek verici. Onlar zaten destek alıyorlardı. Hı hı. Biz bundan etkilenenler için diyoruz. O zaten 2 milyon kişiye devlet destek veriyordu zaten. Bakın, korona paketinde devletimizin söylediği şeylerden bir tanesi neydi? Emekliler için ödenecek ikramiyeyi öne çekiyorum. Ya bunu zaten ödeyecektin sen. O bir yeni bir şey değil ki. Bunu bir ay sonra verecektin, bir ay öne çektin. Bu bir şey değil. Bu paketin içine bunu, yani paketin içinde diye bunu demenin manası yok. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükselttiler. Evet, biz zaten Sayın Bakan 1000 liraydı diyor. 246 lira orada ki zam. Bundan faydalanan kaç kişi varmış, sayıya baktınız mı? Kaç kişinin emekli maaşı o seviyedeymiş? Bakmadım, kaç kişi emin mi? Bir bakmanızı rica ediyorum. Siz zaten ondan faydalanan insan sayısı 100 binin altında. Hı hı. Yani biz bunlardan ki ben kötü bir şey demiyorum. Hı hı. O değil demiyorum. Bunu yapmamız lazım. Ve şu tartışmaya girmemeliyiz kimseyle. İşte efendim bu kadar yapabiliyoruz falan. Böyle bir şey yok. Tamam, diyelim ki yapıldı. Ki ben yapıldığı kanaatinde değilim. Ama yapılmış olsa bile benim söylediklerimi de hükümet yapabilir. Kaynağı yok değil hükümetin. Hemen kaynak gösterebilirim size. Gösterebilirim. Bunlar hemen söyleyeyim. Sadece 2019 yılı için biz vatandaşın geçmediği otoyol ve köprüler için, o çılgın projeler için 7.8 milyar lira ödedik. Şu anda hepimiz eve kapandığımız için o köprülerden kimse geçmiyor, o otoyollardan. Bu sene ne kadar ödeyeceğiz bilmiyoruz. Bu sene muhtemelen 10 milyarı geçecek o para. Bunu ödemesinler mi Emin Bey? Evet.
Niye? Şu ana kadar öyle takır takır hazineden para almayı bile biraz fedakarlık yapsınlar. Ama o biraz şirketlerin imzaladığı sözleşmeler, hukuk. Peki sizin banka borcunuz, bireysel borçlarınız, sizin ödediğiniz, sizin kiranız, ben hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Bunlar bakın tabii ki hukuk. Tabii ki hukuk. Ama dönüp de o sözleşmeleri imzalayanlara bunun hesaplarını birileri vermeyecek mi kardeşim? O kadar kolay mı bu işler? İki, daha güzel bir yol söyleyeyim size. Parasal genişleme yaparız. Niye parasal mali tedbirlerden ben sıkı paracıyımdır? Normalde ben ekonominin mali disiplin tarafındayım. Ama şu anda bir kriz yaşıyoruz. Dolayısıyla devlet parasal genişlemeye gidebilir. Üstelik bunun yolunu da biliyoruz. İşsizlik fonunda 124 ile işte 130 milyar arasında bir para var. Bunları götürdük, hazine bonosuna yatırdık. O hazine bonolarını alır hazine, merkez. Biz iktisatçıyız, biz bu işi biliyoruz. Merkez Bankası'na verir. Onun karşılığında Merkez Bankası para basar, onu verir. Kriz atlatıldıktan sonra hazine faiz dışı fazla verir. O parayı götürür, Merkez Bankası'na verir. Merkez Bankası da ona bonolarını geri verir. Evet. Piyasadan çekilir, sterilize edilir. Ayrıca bir dakika, kusura bakmayın. Kimse bahane uydurmasın. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinde 40 milyar lira para vardı. Biz o zaman dedik ki bu parayı harcamayın. Türkiye 2. Cihan Harbi'nde bu parayı harcamadı. 2. Cihan Harbi, dünya savaşa girmiş. Bu para kefen parası dedik. O para harcandı mı? Harcandı yılın ilk başında. Şimdi elimizde 40 milyar keş paramız olurdu. Böyle bir dönemde o parayı rahatça kullanırdık. Dolayısıyla demem şu, devlet para yok diyemez. Trudeau'nun söylediğini gördünüz mü? Kanada Başbakanı'nın. Diyor ki siz sağlığınıza bakın, parayı düşünmeyin. Parayı düşünmek bizim işimiz. Onlar yani, kaç para vereceklerini söylediler mi Emin Bey? Açıklanan paket, Kanada benim özellikle baktığım bir yer değil ekonomik büyüklüğü itibariyle, ama Amerika yetişkinlere kişi başına 1500 dolar, şeylere, çocuklara 600 dolar, 500-600 dolar arası bir para verecek, paraşüt para. Ki orada Trump gibi bir adam var, cumhuriyetçiler var. Ona rağmen diyorsunuz. Ona rağmen. Emin Bey. Bu arada bu ülke ayrımı yok burada. Aynı şeyi Almanya yapıyor, aynı şeyi Fransa yapıyor. Kore yaptı. Kore eve kapadıklarına para verdi. Evet. Eve kapadığı vatandaşlarına. Emin Bey, günlük yaşayan insanlar var. Mesela kahvehanelerde çalışanlar, hepimiz biliriz. İşte günlük çalışırlar, sabah gelir, akşam yemeğe ne kadarsa 50 lira, 40 lira onu alır, evine gider, evin iaşesini karşılar. Örnekler çoğaltılabilir. Böyle günlük yaşayan, günlük... Şoförleri, esnaf, bir köşede inşaat, portakal satanlar, inşaat işçileri, evet. Garsonluk yapanlar, milyonlarca insan vardı. Evet, şimdi bunlar işler durunca dımdızlak ortadalar değil mi? Yani şimdi bu adamın... Çıkmazsanız, devlet sahip çıkmazsa, evet, bunlara kim sahip çıkacak? Bunlara da bir de sokağa çıkmayın diyorsunuz. Bakın, evet, ben size, bunlara yardım etmezsek bu insanlar mecbur, bunlar taş yemezler. Ne bunlar yapacaklar? Nasıl ne yapacaklar? Ekmek için, eve ekmek götürmek için yapması gereken sokağa neyse onu yapacaklar. Sokağa çıkacaklar ve satış yapmaya çalışacaklar. Bugün ben dışarı çıktım. Bir taksiye bindim. Taksi şoförüne sordum. Siz niye çalışıyorsunuz dedim. Bugün ilk müşterimsiniz. Benim evde bir babam, bir annem var. İki tane de çocuğum var. Siz ilk müşterimsiniz. Belki de bugün bir kişi daha almayacağım ben. Ben bu insanları ne götüreceğim? Bakın, size biraz önce verdiğim rakamları bir daha düşünün. Kişi başına ayda 700 lira, 800 lira parası olan bir insan bir kenara para koyabilir mi? Bakın, yalan söylemeyelim birbirimize. Doğruyu söyleyelim. Kişi başına 800 lira para kazanır veya asgari ücretle geçiniyorsunuz. Evinizde de iki çocuğunuz var. Yani 4 kişisiniz. Siz para tasarruf edebilir misiniz kötü zamanlar için? Edemezsiniz. Bu insanların bir kenarda paraları yok. Bu insanlar işe gitmek zorundalar. Mecburlar dostum. Bu gerçeği görmemiz lazım. Ya devlet bunlara sahip çıkacak. Benim söylediğim, biz parasal genişlemeye gideceğiz. Şu an enflasyondan korkma, parasal genişlemeden korkma, bütçe açığından korkma zamanı değil. Devlet bunlara sahip çıkacak. Başka yolu yok. Ben devletime güvenmeyeceksem güveneceğim. Bu ne zaman olacak Emin Bey sizce? Hemen, şu an. Mecburuz. Başka yolu yok. Olması gereken. Ne zaman bunu yapacaklar sizce?
Ya da kesin yapacaklar mı? Çünkü bence yani anlattığınız tablo şu. Öncelikleri başka da olsa zenginleri koruyan, yoksulları öncelemeyen bir iktidar da olsa bunu yapmak zorunda. Çünkü iş en nihayetinde toplumsal barışa da tekabül ediyor. Bunu ya ne benim zaman... hayatta kalmam lazım dostum. Hı-hı. Benim hayatta kalmam lazım. Yani ben derken vatandaşı kastediyorum. Evet, evet. Vatandaşın hayatta kalması lazım. Bu insanlar bir şeyince mecbur. İktidar bunu yapacak. Ama bence henüz krizin bu büyüklüğünü Amerika diyor ki Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed bizim bildiğimiz gibi bir şey değil. Fed'in bir başkanı var, bir de birkaç tane daha eyalet düzeyinde Fed var. Onların her biri de para basabiliyorlar. St. Louis Fed Başkanı diyor ki Amerika'da ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran'da %50 ekonomik daralma olabilir. İşsizlik %30'a fırlayabilir. Şu anda Amerika'da işsizlik %4'ün altında. %30'a fırlayabilir diyor. Dünyanın en büyük bankalarından biri iktisatçıları bir araya topladı ve onlara bir rapor hazırlattı Amerika için. Onlar da diyorlar ki Amerika ikinci çeyrekte %30 daralabilir. İşsizlik minimum 14 olur. Bakın 4'ten 14'e 3 kat fazla artacak işsizlik diyorlar. 3 kat. Fırlayacak diyorlar. Çin'in %40 daraldığından bahsediyorlar. Rakamlar açıklanınca göreceğiz. Daha var. %40 daralacak Çin diyorlar. Avrupa'da %20 daralmadan bahsediyorlar. Yani bunun büyüklüğünü bence bizi yönetenler henüz olayın o dehşet verici nereye gittiğini anlamıyorlar. Ölmeyip sağ kalanlar için, yani sadece hastalık tarafında değil, ölmeyip sağ kalanların da şeyler yemesi, içmesi, hayatını sürdürmesi lazım. Yoksa sokağa çıkacaklar ve hastalık artacak, ölümler artacak. Emin Bey, bilim insanları yani doktorlar sokağa çıkma yasağının bir an önce ilan edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir kısmı söylüyorlar demek lazım tabii. Fakat bu olmuyor. Bunu yapan ülkeler var. Siyasi iktidar açısından, devletler açısından, hükümetler açısından sokağa çıkma yasağını ilan etmek ne demektir? Bundan kaçınmalarının sebebi ne acaba? Şimdi Sayın Sağlık Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Ne dedi Sağlık Bakanı'nın açıklaması? Vatandaşların kendi o halini ilan etmesini bekliyoruz. Yani kendini eve kapatsın. Evet. Aslında bunu herkes nasıl okur normal koşulda? Vatandaş sorumluluk alır. Değil mi? Kendi sorumluluğunu bil. Sen bir vatandaşsın. Bu virüsü yayma. Hem kendini hem başkasını tehlikeye atma. Normali bu böyle okunur. Ama bu öyle değil dostum. Senin sorunun altında yatan şey aslında benden duymak istediğin şey. Diyor ki Sağlık Bakanı, biz devlet olarak sorumluluk almak istemiyoruz, sorumluluğu sizin üstünüze atıyoruz diyor. Neden bu sorumluluğu üstünüze atıyor? Siz insanlara sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinizde biraz önce söylediklerimi yapmak zorundasınız. Onlara gelir getirmek zorundasınız. Şirketlerin, bireylerin borçlarını ödemesi için mücbir sebep yaratmış oluyor. Yani şirket borcunu bankaya öteliyorsun ama benim bankaya borcum varsa o ne olacak? Onu kim ödeyecek? Benim size borcum varsa benim kiram ne olacak? Benim yiyeceğim ne olacak? Benim elektrik, su, doğalgaz faturalarım ne olacak? Bunların her birine yanıt bulmanız gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinizde. Dolayısıyla devletin bundan kaçınma nedeni bu. Yani Sayın Bakan'ın açıklamasını kimse kusura bakmasın. Yani böyle aptal değiliz biz. Bunun açıklaması efendim vatandaş sorumlu ol sokağa çıkma demek değil. Biz devlet olarak sorumluluk almıyoruz kardeşim. Kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın. Biz devlet olarak sorumluluk almıyoruz. Devlet sorumluluk alacak. Bu o dönem. Ve alacak bakın göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmak zorunda kalacak. Başka çaremiz yok biz. O zaman Emin Bey bir noktanın altını çizmemiz lazım bence. Bilim insanları da bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Siz de aynı görüştesiniz. Bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Hangi nokta olacağını bilmiyoruz. O zaman yani siyasetçiler çıkıp evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlarımıza,
aile başına 1000 lira, 2000 lira, ondan sonra su faturası yok, elektrik faturası yok dediklerinde bunun bir lütuf değil. Vatandaşını düşünen siyasetin doğru bir politikası değil, bir zaruriyet olarak görmeliyiz ve bunu bugünden aklımıza yazmalı mıyız? Şimdi bir dakika. Lütuf, bir kere devletle vatandaş arasında lütuf olmaz. Bireyler arasında lütuf olur. Yani şöyle, benim çok param vardır. Aa yazık, bu korona günlerinde size para vereyim derim. Bu bir lütuftur. Veya siyasetçiler, ülkeyi yönetenler, ay ben maaşlarımı almayayım, bununla dar gelirli ailelere bağışlansın veya benim servetimden dar gelirlere para bağışlayayım der. Bu bir lütuftur. Devlet benim. Bir kere bunun farkına varasın. Devlet Emin Çapa'dır. Emin Çapa devlettir. Ahmet, Ayşe, Hatice, Hasan, Ali devlettir. Bu ama devlet... bunlar lütufmuş gibi anlatılmıyor mu Emin Bey? Onu kastetmek istedim. Bir dakika, ben şimdi onu söylüyorum. Öyle bir şey yok. Devlet benim. Ben devletim yahu. Devlet nedir? Devlet diye bir şey gördünüz mü siz hayatınızda? Görüyor musunuz? Devlet nerede görüyoruz diyelim ki? Vergi dairesine gidiyoruz. Belediyeye gidiyoruz. İşte efendim bir takım kurumlara gidiyoruz. Devlet biziz. Bizim için var bu devlet. Lütuf, devletin vatandaşına yaptığı şeylere biz lütuf demeyiz. Öyle bir şey yok. Bu devletle de hükümeti birbirinden ayıralım. Devlet ve hükümet aynı şey. Hükümetler seçimle gelir, seçimle giderler. Doğalı budur. Liderler, siyasetçiler seçimle gelir, seçimle gider. Devlet bakidir. Devlet bizimdir. Devlet bizi korur. Ben size bu yayının sınırları içinde konuşmayacağımız normalde bir şey söyleyeyim. Bu kriz bittiğinde bütün dünya yeniden devleti konuşacak. O hiperküreselleşme zırvalıkları bitecek. Evet. Bir neden böyle olacağını, yeniden sol değerlere dönecek dünya. Neden böyle olacağını söyleyeyim mi size? Çok basit bir örneği var. Amerika'da 1 milyona fırlayabileceği söyleniyor ölümlerin. İngiltere'de 300 bine ulaşabileceği söyleniyor. Eğer katı öyle sıkı bir şekilde kontrol edilmezse, sokağa çıkma yasakları gibi şeyler yapılmazsa. Amerika'da 300 bin kişi, 400 bin kişi ölse ve bir ilaç bulunsa koronayı engelleyen veya bir aşı bulunsa, bunu size mi verecek Amerika? Doğru söyleyin. Önce kendisi kullanacak, sonra Kanada'ya, İngiltere'ye verecek, sonra Almanya'ya, Fransa'ya, Avustralya'ya verecek. Ondan sonra size gelirse gelecek. Dostum. O yüzden bütün bu krizler bittikten, bu kriz uzasın. Siz bir yayıncısınız. Bir haberci olarak bana şunu söyleyin. Ben 17 yaşımdan bu yana haberciyim. Bana şunu söyleyin. Bu kriz uzarsa, diyelim ki bu kriz uzadı. 7 ay, 8 ayda bitmedi bu kriz. Ve ölümler dünya genelinde 700, 800 bini, 1 milyonu aştı. Devletler de insanları eve kapadı. İlk yasak gelecek iki madde ne olacak sizce? İhracatına yasak gelecek. Türkiye ne yaptı? Kolonya, yani alkol ihracatını yasakladı biliyorsunuz. Yani izne tabi, hükümet izne tabi durdu. İlk yasak gelecek olan şu olacak. Bir, sağlık, yani ilaç, aşı bilmem nenin ihracatını yasaklayacaklar. İki, gıda maddeleri. Kimse gıda maddesi ihraç etmeyecek. Çünkü siz nasıl gireceksiniz bu korona böyle devam ederse, tarım zincirini, gıda zincirini nasıl ayakta tutacak? Öyle kolay değil bunlar, çocuk oyuncağı değil. O yüzden bütün bunları devletin şu anda da hesaplaması lazım. Yani bu kriz bittikten sonra hepimiz sosyal devleti, daha demokratik ama aynı zamanda sosyal bir devleti nasıl inşa edeceğiz diye konuşacağız. Evet. Şu anda yangın yeri olduğu için onları konuşmuyoruz. Şu anda konuştuğumuz paraşüt para, işte efendim elektrik, su, doğalgaz falan. Ama kriz bittiğinde biz bunları konuşacağız. Evet. Zaten ben 5-6 yıldır devleti nasıl tekrar geri getireceğiz diye açıkçası düşünüyorum, notlar alıyorum, bir şeyler araştırmaya çalışıyorum. Bunu sadece ben yapmıyorum. Dünyada birçok iktisatçı yapıyor. Okumak isteyenlere bir sürü kitaplar önerebilirim. Bu kriz bunu, yani korona bunu çok daha öne çekecek. Beni Trump düşünmez. Beni benim devletim düşünür. Evet. O yüzden devlet geri gelecek ve bütün bunları biz göreceğiz dostum.